Sadece sigorta yapıyor. Sigortasını çıkıp da veriyoruz. Hakikaten öyle büyüyen, işini geliştirenler de oldu. Ben ondan bulurum. Her türlü desteği de olur dersem yaparız yani. İnsanların yaşam kalitesi onu üst etkiliyor. Hem de toplum sağlığı ve güvenliği açısından önemli de bir artık risk oluşturmaya. Hepinizin çok çok ciddi katkısı olacağına inanıyoruz çünkü her için, her bölgenin kendine ait de sorunları var. Kendine ait, kendine has hayvanseverleri ve hayvan sevmeyenleri var. Dolayısıyla burada biz de büyükşehir olarak tüm ilçelerimizle bunu işbirliği içerisinde bir çözüm noktasına getirmeyi planlıyoruz. Sorunu hep birlikte konuşalım, tartışalım. Hepimizin farklı çözüm odaklarını değerlendirelim. Bunu istiyoruz. Bunun için bir araya geldik. Birlikte çalıştığımız ilçe belediyelerimiz var. Hali hazırda hala tanışmadığımız veteriner işleri şube müdürlükleri ya da ilgili birimler var. Bunlarla da tanışmak ve bundan sonra hep birlikte işbirliği sağlayarak bu sokak hayvanları sorunlarını konuşalım, tartışalım ve bir çözüm bulalım istiyoruz. Öncelikle en büyük problemimiz bakım evi, barınak, geçici bakım evi tanımlarına değinmek istiyorum. 5199 sayılı ve 6360 sayılı kanunlarda hayvan barınağı ifadesinin tanımı bulunmamakta olup 5216 sayılı kanunda dahil olmak üzere belirtilen kanunlarda hayvan barınağı tanımı yer almamaktadır. Ayrıca hayvan barınağı yönetmeliği veya yönergesi gibi de bir mevzuat bulunmamakta. Veya trafik kazalı yaralı hayvanlara 7/24 acil müdahale edilmesi ve hizmetlerin herhangi bir 498 sayılı genelgesinde ise 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda kayıt altına alınmasına dair yönetmeliğin 4. maddesinin D bendinde hayvan barınağı tanımı şu şekilde yapılmıştır. Hayvanları 2 sayılı kanunda da hayvan barınağı ifadesi kullanılmamış, tanımlanmamış. Ve biz meslektaşlarımızın arasında da aynı anlamda kullanılıyor. Neredesin diye biri sorulur, bir daha salınmaz. Bu anlaşılıyor. Ama Barınak ve Geri Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinde de kanunlar kapsamında sahipsiz hayvanları ve sahipsiz hayvanları, kedi ve köpekleri sürekli olarak bakım evleri kanununa ek madde eklenmiştir. Bu ek maddede büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25.000'i aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler sahipsiz veya güçten bir bakım evinin olması, açması gerektiği görülmekte. Büyük bir önem taşıdığını unutmamalıyız. Bu kapsamda ilgili mevzuatlar çerçevesinde sahipsiz hayvanların ya sokakta yaşayan sahipsiz hayvan sorunu yönelik bugüne kadar yapılması gerekeni tam olarak yapılmamış. Üç, yani yeni yerel olarak geyiklerimizde de aile ırklarımız mevcut. Yan tarafına dedik bir doğal yaşam parkı yapalım. Eski Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzün olduğu yeri. Parklarını oluştururken de kısırlaştırma da yapacağız hep birlikte, örgütlü bir şekilde. Gerekiyorsa bununla ilgili bir fon oluşturabiliriz. STK'lardan destek isteyebiliriz. Bu konuda eminim ki pek çok işletme, pek çok sosyal, sivil toplum örgütleri, meslek odaları destek olacaktır. Çünkü herkesin şikayetçi olduğu bir konu bu. Turizm bölgesindeyim diye 5 yıldızlı oteller mesela istemiyorlar. Ama 5 yıldızlı oteller bu konuda finansman konusunda kısırlaştırma ile ilgili destek olabilirler. Bu doğal yaşam parklarına mama temin etme ile ilgili destek olabilirler. Vakitliğe ulaşıp bunu hep beraber çözebiliriz. Bu konuda tabii veteriner hekimler odamızın da desteğini istiyoruz. Bize en azından çok uygun fiyatlı kısırlaştırma yapılması ile ilgili de destek olurlarsa özel klinikler. Veya işte tehlikeli ırklar için oluşturulacak doğal yaşam alanını büyük şehirin halledip, tek bir yerden halledip bu şeylerle, bu sorunlarla ilçe belediyelerinin uğraşmayıp direkt büyük şehire yönlendirip yoğun bir kısırlaştırma kampanyası yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün belediyelerin bu konuda çalışma yapması gerektiğini özellikle barınaklara nitelikli personel alınması, yardımcı personel çok önemli bu konuda. Çünkü gelen şikayetlerin çoğu zaten işte köpeklerin yakalanması veya oradaki bakımları sırasında olan sorunlarla ilgili oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları konusundaki çalışmalarımızı ve bu konudaki gerekli hassasiyetimiz sonucunda bir toplantı yapmaya karar verdik. Başkanımızın talimatlarıyla düzenlemiş olduğumuz bu toplantıya tüm ilçe belediyelerimizin veteriner işleri şube müdürlüklerini davet ettik.
Bugün de burada hem hali hazırdaki kanunlarla ilgili, hayvan hakları kanunlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Yeni çıkacak olan genelgeyle ilgili değerlendirmelerimizi ve bize düşecek olan iş bölümüyle ilgili bir ön çalışma yapmayı planlıyoruz. Bugün burada 19 ilçemizden ilgili belediyelerimizin veteriner işleri şube müdürleriyle bir araya geliyoruz. Amacımız burada sokak hayvanlarımızın gündemde olan sıkıntıları ile ilgili belediyelerimize düşen görev ve sorumlulukları tartışmaktı. Burada aldığımız kararlarla beraber hayvanlarımızın güvenliğinin yanı sıra tabii ki insan güvenliği öncelikle gelmek kaydıyla gerekli çalışmaları başlatacağız. Sokak hayvanları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak yaptığımız çalışmalar uzun süredir devam ediyor zaten. Bu konuda bayağı duyarlı davranıyoruz birlikte. Alt belediyelerle birlikte de çalışmalar yapılıyor. Fakat son günlerde gündemde olan bu sokak hayvanları ile ilgili sorunlar nedeniyle yeni yasa değişikliği tasarısı hepimizin gündeminde. Bu konuyla ilgili daha neler yapabiliriz? Bu konuyla ilgili eksiklerimiz nelerdir? Veya birlikte ortaklaşa yapabileceğimiz şeyler nelerdir? Çözüm yolları nelerdir? Bunu tartışmak için bugün Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine bu toplantıya katıldık. Daha önce de zaten geçen sene de bu konuyla ilgili çok büyük bir çalıştay yapmıştık. Orada da ortak çalışmıştık. Güzel sonuçlar elde etmiştik. İnşallah bu toplantıda yine verimli geçer ve bu sorunla ilgili bir an önce çözülmesiyle ilgili gereken adımları burada belirleriz ve ortaklaşa atarız diye düşünüyorum.